Değerli izleyenler, dün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Çocuk Hakları Günü'yle ilgili olarak yanımızda bir konuğumuz var. Daha doğrusu biz onun iş yerine konuk oluyoruz. Sayın Fatma Salı Karabacakoğlu bizlerle birlikte. Sibel Hanım Kız Çocukları Umudumuz Derneği Bandırma Şube Başkanı aynı zamanda. Sibel Hanım, bu günle ilgili olarak önce Dünya Çocuk Hakları Günü'yle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ve yıllardır bu mücadeleyi devam ettirdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tabii şimdi bugün 193 ülkede Birleşmiş Milletler'in kararıyla aslında çocukları korumak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için bir gün. Tabii Türkiye'deki çocuk ve dünyadaki çocuk durumuna şöyle bir bakarsak eğer, son yapılan araştırmalar maalesef her iki durumda da yani hem ülkemizde hem de dünyada da bunun çok ciddi anlamda artış olduğunu gösteriyor. Çocuk hakları ihlali konusunda diyor. İhlal Evet. konusunda maalesef. Çünkü şimdi bunun içerisine yani bugünün içerisine neler giriyor? Çocuğun eğitimi giriyor. Çocuğun sağlık hizmetlerine erişimi giriyor. Yaşama ve gelişime giriyor. Ekonomik, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma giriyor. İfade ve düşünce özgürlüğü giriyor gibi. Ve bütün bunu böyle 10 maddeye koyduğumuzda her birinin inanın tek tek çok kötü durumları var. Eğer sorarsanız istatistik Onları olanı da da paylaşacağım. tabii tabii onları da tekrar konuşacağız sizinle. Biz önce dernekten bahsedelim isterseniz. Derneğiniz ne zaman kuruldu? Şu anda kaç üyeniz var? Kaç çocuğa destek oluyorsunuz? O konuda bilgi rica ediyorum. Şimdi ben özellikle de şunu da paylaşmak istiyorum. Biz kendi kurucu arkadaşlarımız arasında da derneğimizin adını karar verirken çok zorlandık. Çocuk Derneği, Çocuklarımız Derneği, Kız Çocukları, Erkek Çocuklarını mı ayırıyoruz falan. Kendi aramızda da çok tartışmalarda oldu. Ve biz Kız Çocukları Umudumuz Derneği olarak karar verdik. Fakat toplumda bana bu soruyu da sordular çok. Hocam neden Kız Çocukları Umudumuz Derneği şeklinde? Hem ben sizin vasıtanızla da buna da bir açıklık getirmiş olayım. Aslında sorunun cevabını şöyle bulduk. Buldum daha doğrusu. 25 Kasım diye bir gün var. Ve bugün uluslararası kadına şiddetin olduğu gün. Ama erkeğe şiddetin olduğu gün yok. İşte kız çocukları, neden kız çocukları umudumuz derneğini de böylelikle hem izleyenlerle de paylaşmış olayım. Şimdi derneğimiz tabii korona bizi çok etkiledi o süreçte. İnanın insanların evden çıkamadığı bir süreçte özellikle de belirli mahallelerde göçle gelen ailelere ulaşmak, onların bir takım problemlerini çözmek için çok uğraşmaya çalıştık. Fakat tam bir birliği yakalayamadık. Çünkü insanlar orada başka bir mücadeledeydi. Ve sürekli gelen ölümlerle hepimizin de ruh sağlığını bozdu. Fakat şu anda bütün muhtarlarımızı gezdik. Muhtarlarımızdan, mahalle muhtarlarımızdan öğrencilerimize ulaştık. Şu anda eğitimini üstlendiğimiz ve onlara sürekli yardım ettiğimiz öğrencilerimiz var. Tabii ki bunu bir takım etkinliklerle yaparak maddi kısmını da çözmemiz gerekiyor. Hatta yine derneğimiz özellikle 100. Yıl Mahallesi'ndeki ilkokula giderek daha belki hiç Cumhuriyet Bayramı'nı yaşamamış, bir bayrak alamamış, bir balon alamamış çocuklar gördük biz. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Evet, Cumhuriyet Meydanı'nda biz bayramları kutluyoruz ama o çocuklar gelemiyor. Ve biz onların ayağına gittik. O çocuklarla iletişim kurmaya çalıştık. Belirlediğimiz bu tarz mahalle okullarının önünde inanın o kadar mutlu oldu ki o çocuklar, inanamazsınız. Onu da paylaşmak istedim ayrıca. Yine bir mahalle, bir evin 3 tane kızı var. Üçü de maalesef çalışıyordu, okumuyordu. O çocuklara ulaştık.
çıraklık eğitimine hatta şimdi yazdıracağız onu. En azından bir kuaför yanında da işe başlayacak. Ona da destek oluyoruz. Elimizden gelenin daha fazlasını artık bu süreçte yapmaya başlayacağız. Yani maddi manevi destek olmaya, dokunmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani. Evet. Biraz da kreşlerden bahsedeyim. O da sizin sorumluluğunuzda. Eğitime destek evi de sizin sorumluluğunuzda. Gerçi geçtiğimiz günlerde Sayın Başkan'ın açıklamalarda bulundu ama açılışta yine sizden bir bilgi rica edeyim. Kaç öğretmenimiz, kaç çocuğumuz var, neler yapıyorsunuz? Şimdi birkaç gün sonra da Öğretmenler Günü olduğu için şöyle bir öğretmenlerimizin ilerine baktık, sayılarına baktık. 80 civarında öğretmenimiz olmuş. Bu da çok güzel. Kaç yıldır? 80. 80. Evet. Bu da çok güzel. Gerçekten Bandırma Belediyesi olarak öğretmen arkadaşlarımıza böyle bir süreçte destek olabildiğimiz için başkanımız da çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Kreşler ve eğitime destek günü dahil evet, 80. Beraber. Evet. Beraber. Öğrencilerimiz çok mutlu, çok güzel. Hatta biraz önce bile hocam acaba yer kaldı mı, kreşlerimizde yer var mı diye sürekli telefon açıyorlar, soruyorlar. Yani her şey dört dörtlük gidiyor diyebilirim kreşlerimizde. Hem öğretmenlerimiz, kapasitelerimiz dolu şu anda. Yine önümüzdeki ay Haziran ayında kreşlerde belirli bir bordroyu takip etmeye çalışıyoruz. Ailenin 13.500 ve altı gelir olması gerekiyor. Yani bize ispatladığında biz o koşulla çocuğumuzu oraya kaydını alabiliyoruz. Fakat etüt eğitim merkezinde böyle bir koşulumuz yok. Bazen bu da çok soruluyor. Ya oradaki çocuk nasıl gidiyor falan diye. Bunu da buradan açıklamış olalım. Etüt eğitim merkezimizde 7. ve 8. sınıf 12 ve mezun öğrencilerimizin hiçbir şekilde koşulu yok, maddi koşul aramıyoruz. İsteyen bütün öğrencilerimiz oraya gidip kayıtlarını hala olabilirler. Evet. Kreşlere kaç yaş arasında çocuklar geliyor kreşlere? Yani biz 2 ve 6 diyoruz. Fakat 3 ve 6 ağırlıklı oluyor. Mesela geçen sene 2 yaş öğrencimiz de vardı. Fakat bu sene 3-6 yaş arası. Evet. Kreşlerimizde kaç çocuk var? Şu anda 180-240-250 civarında. 250 civarında, evet. Tabii günle ilgili konuşuyorduk. Biraz da sistem, istatistik bilgiler de rica edeyim. Çocuk kapları yani ilgili evet, çok önemli çünkü. Çok üzüldüm, üzülüyorum da. Özellikle de tabii bu durumlarda böyle günler olunca yapılıyor bu araştırmalar. Aslında sıcak tutmamız gereken ve sürekli bir devlet politikası haline getirerek çözmemiz gereken şeyleri işte çocuk hakları günü oldu, bir bakalım neymiş. İşte bir takım verilere ulaşmaya çalışıyorlar. Son 10 yılda en az 616 tane çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Yani bu bir Türkiye'deki çocuk işçi emek sömürüsünü güzel anlatıyor ki çok ciddi bir çocuk işçi problemimiz var. Yine bu yılın ilk 9 ayında 205 tane çocuk istismar edilirken 5 yılda da 132 çocuğun çocuk hakkı ihlal ediliyor. 2022 yılının ilk 9 ayında 36 çocuk erkekler tarafından öldürülüyor. Yine 205 çocuk istismar ediliyor. Ve İnsan Hakları Derneği 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 132 çocuğun ihlal ettiğini, hakkının ihlal edildiğini ve 385 çocuğun da yaralandığını açıklıyor. Yani bu ülkemiz için inanılmaz kötü sonuçlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen hemen her sözü çok anlamlı ama en anlamlı cümlelerinden biri vatanı korumak, çocuklarını korumakla başlardı. Vatanınızı koruyacaksınız, çocuklarınızı korumakla eşdeğer. Bunlar çünkü bizim geleceğimiz. Vatanımızın kalması da bizim geleceğimiz, çocuklarımız da bizim geleceğimiz.
Ama maalesef Bandırma'da bir davayı takip ettik mesela. Sizler ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Hem Zeki abi hem siz bizi hiç bırakmadınız o süreçte. Aileyi bırakmadınız, çocukları bırakmadınız. Ve güzel de sonuçlandı diyebileceğimiz bir davada bir kamuoyu oluşturduk. Ben isterdim ki öyle bir dava olmasın, biz orada olmayalım. Ama maalesef biz bunu yaşadık. Ya da Türkiye gerçeklerinden birisi SMA hastası bebeklerdir. Şu anda evet çok güzel bir başarıya ulaşıldı. Diğer bebeğimiz Aleyna bebek. Evet. Şimdi bir diğer bebeğimiz Fevziye. Tamam da biz bu kız çocuğu için neden para topluyoruz? Yani bu kadar mı aciziz biz ülke olarak? Ya da toplayabileceğiz mi? Evet, çok uğraşıyoruz. Uğraşacağız, daha da çok uğraşacağız. Ama bize kalmamalı bu iş. Bize kalmamalı yani. Bize gerçekten kalmamalı. Bunun dışında özellikle de uyuşturucunun son dönemlerde çok küçük yaşa indiği, 13-14 yaşına indiği ile ilgili çok ciddi verilerimiz var. Çok üzülüyorum uyuşturucunun bu kadar küçük yaşlara, yani büyük yaşı küçük yaşı tabii ki yok, fakat sokakta oynayacakları bir durumda çocukların uyuşturucu veya o cihazlarla tanışmış olması hepimizi yaralıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Sesim Hanım, sağ olun. Çalışmanıza başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyenler, Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla Fatma Sibel Karabacakoğlu ile sizler için görüştük. Kız Çocukları Umudumuz Derneği Bandırma Başkanı. Hepsine tekrar teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın.